Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabın nar. Rabbena gufirli ve li valideyye ve li müminine ve yevme yekumul hesab. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Gufraneke Rabbena ve li'l nasir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bi adedi zerrati kainat ve murakibatiha. İnşallah Mektubat isimli eserden 15. mektubun ikinci makamının ikinci sualinizin meali diye başlayan paragrafında kalmıştık. Oradan devam edeceğiz. Ben linki paylaştım. Enteresan bir konu, değişik bir konu ve hatta bence güncel bir konu. İmanın pratiğine dair bir konu. İmanın hem ferdi anlamda pratiği hem de imanı ferdi anlamda pratize eden insanlardan oluşan toplumun içerisinde alınan kararları da yönlendirilebilecek, onlar hakkında ölçüler sunabilecek. Ne yapmak lazım, ne etmek lazım, nasıl bir tavır almak lazım şeklinde pratiğe dair meselelerde takip edilmesi gereken veya en azından müellifin Kur'an'ı anlamlandırma çabası için kurduğu teorik çerçeveye göre ne yapılması lazım geldiği hususunda açıklamalarını paylaştığı bir metin okuyacağız. Ve bir sual var burada. Sual şöyle başlıyor. Hazreti Ali radıyallahu anhum zamanında başlayan muharebelerin mahiyeti nedir? Muhariplere ve o harpte ölen ve öldürenlere ne nam verebiliriz? Bu soru İslam alemi içerisinde İslam tarihine yönelik, özellikle dört halife devrine yönelik sorulmuş olan, en çok sorulmuş olan sorular hangileridir dediğimizde bunların içinde baş sıralarda yer alacak, belki de en tepede oturan bir soru. Tarih içerisinde her zamanın fertleri bu soruyu sordular, bu soruya cevap aradılar. Yani nedir yani mesela bizim zamanımızdan, şu anda içinde yaşadığımız çağdan dolayı şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Ya bundan 1400 yıl sene önce, 1400 küsur yıl sene önce böyle hadiseler yaşanmış, yaşanabilir, olur böyle şeyler. Ne diye böyle kurcalayıp duruyorsunuz şeklinde bir soru sorulabilir. Başka biri de böyle bir soruya karşı sorunuzu çok naif buluyorum. Ama bu soru bizim için çok önemli. Çünkü hele hele burada Cemal vakasından bahsedecek şimdi. Sonra devamında çeşitli muharebelere de değinecek. Bu vakaların analizi, bizler bugün hepimiz ferdi anlamda birer toplumun içinde yaşıyoruz ve bir mümin olarak imanımı nasıl pratize etmeliyim noktasında sorularım var ve bu sorularımın birçoğu ferdi olduğu gibi bizler aynı zamanda bir toplumun içerisinde yaşıyoruz ve topluma dair kararlar alınıyor, topluma dair tercihler gerçekleştiriliyor. Müminane bir nazarla topluma dair meselelerde nasıl bir tavır almak lazım, nasıl bir tutum almak lazım şeklinde pratiği önemlendi, pratik için çok önemli bir soru diyebilir. Bir başkası da bu ikisine karşı yani bu sorunun ne ehemmiyeti var, niye karıştırıyorsunuz dedi bizim şimdi tasvirimizde
hayalimizde bir kişi. Diğerisi de olur mu öyle şey? Bu bugüne dair çok pratik ölçüler taşıyor dedi. Bir üçüncüsü de şöyle bir şey diyebilir. Bu konu önemlidir, çok önemlidir. Bu tarz meseleleri anlamak çok önemlidir. Ama sadece toplumsal meselelerdeki problemlerimizi çözmek için önemli değildir. Bir insanın ne tür durumlarda toplumsal dediğimiz hadiselerdeki siyasetin deşifre edilmesi, siyasetin anlaşılması, temel dinamiklerinin ortaya konması, bu tarz yaşanan tartışmalardan öteye mücadeleden öteye savaşlarda takip edilen ölçülerin aslında birebir fertlerin almış olduğu kararlardan kaynaklandığını, yani bizim adına siyaset dediğimiz ve şeytani siyasetin çekinmemiz gereken hususları nedir, ne değildir noktasındaki tespit çok önemlidir. Çünkü toplumsal hadise dediğiniz şey birimlerden oluşur, bölümlerden oluşur. Her toplum içerisinde şehirleri vardır, şehirlerin içerisinde mahalleleri vardır, mahallelerin içerisinde sokakları vardır, sokakların da haneleri vardır. Yani ana birim olarak hanede başlıyor bu tarz anlayışlar, düşünceler. Bir baba bir evladına karşı, bir anne bir evladına karşı veya bir baba eşine karşı, yani bir erkek eşine karşı, bir bayan eşine karşı gerçekten onu siyasi diyebileceğimiz tavırların içerisinde kendisini bulabilir. Bu noktada aileye dair problem, aile de küçük bir toplumsal birimdir. Bu tarz birliktelikler ilişkisi içerisinde de insan insan ilişkisinde ben adalet ile nasıl yaşayabilirim? Her şeyden önce kendi nefsime karşı nasıl adil olabilirim? Ve muhataplarıma karşı nasıl adil olabilirim noktasında da çok önemli meselelerdir bunlar diyebilir. Dolayısıyla niye karıştırıyoruz bu meseleleri? Bir, ya bunlar toplumsal meseleleri anlamak için çok önemli. İki, bunlar insan insan ilişkisi için çok önemli. Üç farklı açıdan da bu meselelere yaklaşılabilir. Burada bu soru dediğim gibi hep soruldu. Said Nursi'ye de soruluyor. Bu eserlerin müellifine de soruluyor. Bu eserlerin müellifi sorulara cevap verme noktasında kendisini vazifeli biliyor. Bu noktada yardımcı olmaya çalışıyor. Burada da bu soruya kendi Risale-i Nur'da takip ettiği teorik çerçeve kapsamınca bir cevap verecek. Şimdi ben şöyle bir göz gezdirdim. Metin epey uzun. Fakat ilk kısmı diyebileceğim cevabın içerisinde bir kısım var. Oraya kadar gelip sonra başa dönüp sizin de bu konudaki düşüncelerinizle beraber analizimize, duamıza, metni anlamaya ve oradan kendimize düsturlar, ölçüler devşirmeye çalışacağız. Soruyu aramızda yeni katılanlar da var. Soruyu o yüzden tekrar okuyorum. Hz. Ali radıyallahu anh zamanında başlayan muharebelerin mahiyeti nedir? Muhariplere, yani o savaşın içerisinde harp eden, yer alan taraflara ve o harpte ölen ve öldürenlere ne nam vereceğiz? Galiplerine, mağluplarına ne nam vereceğiz diye bir soru. El cevap, Cemel vakası denilen Hazreti Ali ile Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir ve Hazreti Ayşe-i Sıddık'a Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain arasında olan muharebe adaleti mahsa ve adaleti izafiyenin mücadelesidir. Şöyle ki, yani tahmin ediyorum çoğunuz meselelerin tarihsel arka planı noktasında bir malumata sahipsinizdir. Yani burada tarih dersi yapmıyoruz fakat çok 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 özet mahiyetinde Hazreti Osman'ın katledilmesi meselesi var. Ve bunun akabine Hazreti Ali'nin hilafeti meselesi var ve bu hilafetin sorgulandığı bir dönem. Ve iki cenah oluşuyor genel olarak. Genel anlamda iki cenah oluşuyor. Hazreti Ali bu Hazreti Osman'ın katli meselesinde suçluların tespit edilip
özür dilerim, cezalandırılması gerektiğini savunan tarafta yer alıyor. Diğer cenah ise bu meselenin sadece katilinin bulunması meselesi olmadığını, fitnenin büyüdüğünü, İslam aleminin içerisinde çok büyük problemlere kapı araladığını ve bundan dolayı bu yaşanan fitneden dolayı İslam'ın diğer beldelere ulaşması noktasında sıkıntılar çekildiğini ve bu fitneye dahil olan kim varsa herkesin cezalandırılması gerektiğini, hatta çoğunun öldürülmesi gerektiğini çeşitli rivayetlere göre dile getirmişlerdir. Tartışmanın döndüğü tarihsel bağlam hemen hemen böyle bir bağlam. Eklemek isteyen varsa başka bağlamda ekleyebilir ama genel çerçevede, çok 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 basit çerçevede böyle bir tartışma. Ve müellif daha ilk cümlesinde ben bu yaşanan hadiseleri nasıl yorumluyorum dediğinde, Cemel vakasını ele alıyorsak eğer, bir tarafta Hazreti Ali var, yani Hazreti Fatıma'nın eşi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı. İlk üç halife bu halifenin yönetimi boyunca şeyhülislamlık yapmış. Aleyhisselatü Vesselam'ın ben ilmin kapısıysam o şehridir diyen bir zat var Ali Bey'den. Yan tarafta Hazreti Ali duruyor. Diğer tarafta ise Hazreti Talha, cennetle müjdelenen 10 sahabeden bir tanesi. Hazreti Zübeyir, yine Aleyhisselatü Vesselam'ın her peygamberin bir havarisi vardır, benim havarim de Zübeyir'dir dediği bir kimse. Ve Hazreti Ayşe, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi. Şimdi taraflara baktığınızda iki tarafta da hem sahabe var hem de sahabeler içerisinde bir keyfiyet anlamında baktığımızda da gerçekten kendimize rehber etmekten kendimizi alamadığımız isimler var. Yüksek isimler var tabiri caizse. Ben bu iki grup arasında yaşanan muharebeyi, diyor müellif, adalet-i mahsa ve adalet-i izafiyenin mücadelesi olarak görüyorum. İzah yapmadı, hükmünü koydu. Adalet-i mahsa ile adalet-i izafiyenin mücadelesidir. Şöyle ki, Hazreti Ali adalet-i mahsayı esas edip Şeyhain zamanındaki, yani Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer dönemine işaret olarak anlıyorum bunu, Şeyhain zamanındaki gibi o esas üzere gitmek için içtihat etmiş. Muarızları ise Şeyhain zamanındaki Saffet-i İslamiye adalet-i mahsaya müsait idi. Fakat mürur zamanla İslamiyetleri zayıf muhtelif akvam hayatı içtimaiye-i İslamiye'ye girdikleri için, yani çok çok çeşitli kavimlerden, kültürlerden, hem de İslam'ın derinlemesine uzun süreli bir eğitiminden de geçmeden bu halkaya dahil oldular. Yani o saffet, o saflık, o temizlik, o Resulullah'ın doğrudan eğitimine mazhar olmuş olan kişilerin çoğunlukta olduğu toplumda neredeyse doğrudan Aleyhisselatü Vesselam'dan eğitim almış, derinlemesine eğitim almış, onunla çok çok uzun zaman geçirmiş olan insanların azınlıkta olduğu bir topluma bir geçiş olmuş. Girdikleri için, diyorlar, adalet-i mahsanın tatbikatı müşkül olduğundan, mahsa adaletin, tam adaletin, şu an için açmıyoruz bu kelime, bu kavramları, bu adalet-i mahsayı şu an uygulamak mümkün olmadığından, ehven-i şerri ihtiyar, yani eğer iki şerli bir durum varsa daha az zararlı olanın tercih edilmesi denilen adalet-i nisbiye, yani nisbi adalet, izafi adalet esası üzerine içtihad ettiler. Münakaşeyi içtihadiye siyasete girdiği için muharebeyi intihac etmiştir. Burada neden, yani bu muharebenin mahiyeti nedir dediğinde çok tahmin ediyorum çok önemli bir cümle söyledi. İnşallah az sonra bu cümlenin üzerine duracağız. Fakat şuraya devam edeyim. Çünkü adalet-i mahsa ve adalet-i izafiyenin izahı şudur ki denilen yere kadar okumayı düşünüyorum. Madem sırf lillah için, Allah rızası için ve İslamiyet'in menafii için, İslamiyet'in, İslam toplumunun diye de anlayabiliriz burayı diye anlıyorum, menafii için, faydası için içtihat edilmiş, iki tarafta Allah rızasını, rıza-i ilahiyeyi gözeterek, murad-ı ilahi burada bizden nasıl bir tavır ortaya koymamızı ister niyetiyle ve İslamiyet'in faydası için bu niyet ve bu amaç ile
içtihat edilmiş, iki tarafta da gerçekleşen tahakkuk eden budur ve içtihattan muharebe tevellüt etmiş. Muharebe, savaş, asıl kaynağı içtihattaki farklılık bu türlü, yani niyet ve amaçta aynı fakat çözüm önerisi noktasında farklılıktan tevellüt etmiş bir muharebe var, harp var, savaş var. Elbette hem katil hem maktul ikisi de ehli cennettir. İkisi de ehli sevaptır diyebiliriz. Her ne kadar Hazreti Ali'nin içtihadı musib ve yani isabetli ve mukabilindekilerin hata ise de, karşısındakilerin hata ise de, yani içtihatta hata etmiş iseler de azaba müsaade değiller. Neden? Çünkü içtihat eden hakkı bulsa iki sevap var, bulmazsa bir nevi ibadet olan içtihat sevabı olarak bir sevap alır. Hatasından mazurdur. Yani bir nevi ibadet olan içtihat ne demek? İbadet, Rabbi tanıma, Rabbe kul olma ve kula kul olmama, yaratılmış olan hiçbir şeye kulluk etmeme, hürriyetini kazanma, yalnız ve yalnız bu kainatı ve beni var edenin emri altında yaşama, korkulardan sıyrılma, bütün her ne yaratılıyorsa onun izni, hikmeti, rahmeti tarafından yaratılacak bilinciyle, şuuruyla ve Kur'an'ın genel mesajına da bir hakimiyetle bu içtihadı yapmış olmalarından dolayı, bu ibadettir çünkü rıza ilahi arıyorlar, İslamiyet'in faydasını arıyorlar. Rablerini bir tanıma çabasıdır bu aynı zamanda ve ona kul olma çabasıdır. İçtihat sevabı olarak bir sevap alır, hatasından mazurdur. Yani burada eğer Cemel vakasını konuşuyorsak iki tarafı da hatasından mazur görmek lazım. Her ne kadar birisi içtihadında daha isabetli olsa da. Bizde gayet meşhur ve sözü hüccet bir zat-ı muhakkik, bir kendi zamanında veya daha evvelinde meşhur olmuş bir edibin diyelim veya muhakkik bir zatın Kürtçe demiş ki, Kürtçesini okumuyorum, hemen altında çevirisi var. Yani sahabelerin muharebesinde kıylü kalp etme. O şunu dedi, bu şunu dedi, sonra o bunu dedi şeklinde dedikodu yapma. Çünkü hem katil hem maktul ikisi de ehli cennettirler. Yani ben de yukarıda aslında sana bunu anlattım. Benim bütün derdim buydu. Bu peki kıylü kalp etme, dedikodu etme demesine rağmen yukarıda neden hükmünü koydu? Yani burada ben bunu şöyle anlıyorum. Yani bu meseleleri anlamaya çalışma, senin kafan ermez bu meselelere değil de. Kıylü kal etme, anlamaya çalış. Bu iki tarafında hak üzere, hak niyetiyle yaptığını anlamaya çalış. Ben bunu şöyle özetliyorum. Burası benim için çok önemlidir Risale-i Nur'un içerisinde. Bir mümin bir mümini anlamaya çalışıyorsa aslında iki tane varsayımı kenara koyarak analizini etmeli diye düşünürüm hep. Yani bir, karşıdaki kişi iyi niyetli. İki, tabirimi maruz görün, aptal değil. Yani o bir şeyleri anlama çabasıyla bunu yapıyor ve iyi niyetli bunu yapıyor. Sadece farklı perspektiflerden bakıyorsunuz. Birinizin görüşü daha isabetli olabilir, daha yerinde olabilir veya aynı meselenin iki farklı veçesi olduğu için ikiniz de hakikati dile getiriyor olabilirsiniz. İnsaflı olmak lazım, hakikati aramak lazım. Hakkı anlama çabası, duası, dileği, niyeti içerisinde olmak lazım şeklinde anlıyorum bunu. Yoksa bu tarz meseleleri kurcalama, yoksa canın yanar tarzında, çünkü böyle bir damar da var, öyle bir cümle olarak burayı okumuyorum açıkçası. Buraya kadar metin bu. Şimdi burada ben bazı vurguları yapayım, hem de sizi de dinlemek istiyorum. Yani buradan biz kendimize ne tür ölçüler çıkartabiliriz noktasında. Şimdi Hazreti Ali adalet-i mahsayı esas edip şeyhin zamanındaki gibi o esas üzerine gitmek için içtihat etmiş diyor. Burada dikkat çekmemiz gereken noktalardan birincisi şu sanırım. Hazreti Ali'nin aldığı tavır, ısrarcı olduğu tavır, savunduğu tavır kendisinin belirlediği bir tavır değildi. Yani bizzat Kur'an'ın ona yüklediği tavrı devam ettirme çabasıydı. Ve bu tavır hiçbir zaman ihmal edilmedi
diyor müellif. Yani Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer zamanında Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'de bu konuda ısrarlı olduklarını gördük. Adaleti mahsa, yani bunu az sonra aslında açıklayacak ama meselenin analizinde bize yardımcı olabilmesi niyetiyle bir iki noktasına belki değinebiliriz. Adaleti mahsa, yani tam adaleti ortaya çıkarmaya çalışmak. Yani masumun hakkının kesinlikle yenmediği. Haklıyla haksızın tabiri caizse ilmik ilmik incelendiği ve nerede hak varsa o hakkın teslim edildiği ve bir zalimden dolayı en meşhur adalet-i mahsa hükmüdür bu, biliyorsunuz, sizler de hepiniz biliyorsunuz. Bir zalimden dolayı masumların başının yanmadığı bir adaletin öncelenmesi. Yani kim neredeyse haksızlık ve suç, bunu hepimizin kabul edebileceği kriterlerle ortaya çıkartalım. Haklının haklı yanlarını, haksız yanlarını, yani taraflardan her iki tarafında haklı ve haksız oldukları meseleler ilmik ilmik incelensin ve kimsenin başı yanmasın, kesinlikle zulüm olmasın. Herkes adaletle hükmedildiği noktasında mutmain olabilsin şeklinde şimdi kısaca tanımlayalım. Ve daha önceden de belirtildiği üzere Hazreti Ali bunu ne zaman söylüyor? İslamiyet'in içerisine, yani karşı tarafın argümanını söylüyorum şimdi. Saffet-i İslamiye, adaletin mahsaya müsait idi. Fakat mürur zamanla İslamiyetleri zayıf, muhtelif akvam, hayat-ı içtimaiye, İslamiye'ye girdikleri için. Yani Hazreti Ali'nin bunu söylediği zaman ve mekan da bence çok önemli. Bunda devam etmemiz gerekiyor noktasındaki düşüncesini, görüşünü İslamiyet'in içerisine tam olarak da bir eğitime girmemiş, bir teslimiyet var. Evet, biz Medine yönetiminin içerisinde var olmak istiyoruz, hayatımızı devam ettirmek istiyoruz, adaletinize inanıyoruz, güveniyoruz diye bir teslimiyetin olduğu bir topluluk. Ki Kur'an'da Hucurat suresinde siz eslemna deyiniz, mümin olduk demeyiniz diyor hatırlarsanız. Yani siz teslim olduk deyiniz. Ben bu ayeti burayla çok bağlantılı görüyorum. Yani teslim olmak, hakikate karşı teslim olmak, ya böyle olması gerekiyor noktasında bir tespitle insaniyetine, evet, insaniyetine aykırı bir durum yapmış olmuyorsun. Fakat bu sen o vahyin, o dinin, o Resulün eğitimine, terbiyesine tam anlamıyla girdin, artık mesele bitti anlamına gelmiyor takdir edersiniz ki. Bu anlamda eğitime girmiş insanların sayıca azalmaya başladığı bir toplumda Hazreti Ali adalet-i mahsaya devam edilmesi gerektiğini söylüyor. Fakat muhalifleri mukabil diğer tarafta adalet-i mahsanın tatbikatı çok müşkül olduğundan ehven-i şerri ihtiyar denilen adaletin nispi esası üzerine içtihat ettiler. Şu ana kadar okuduğumuz yerde bu metinde, yani hangi hallerde adaleti masa tatbik olunabilir, hangi hallerde olunamaz meselesi çok açık bir şekilde tartışılmıyor açıkçası. Ve bu mesele, ben şahsım adına söylüyorum, benim hala çok ciddi bir şekilde anlamaya çalıştığım. Biz ne demek istiyoruz? Çünkü yine mesela bu eserlerin müellifinin yani şöyle bir ifadesi var. Adaleti masanın tatbikinin mümkün olmadığı durumlarda adaleti izafiyenin tatbiki adaletin mahzadır diye bir ifadesi de var. Fakat bu ne demektir? Eğer durum böyleyse Hazreti Ali neden bu noktada hala ısrarcı olmuştur? Veya neden burada daha isabetliydi dedi? Veya hakikaten o zaman isabetli miydi? Ya bu meseleler tartışmalı meseleler hala. Daha da detayına girdiğinde çok daha çatallanan, çok farklı sorulara yelken açan meseleler. Ama en yani şu anki konu itibariyle, yani Cemel vakası var. Daha basitleştirmek için söylediğimde adalet-i mahsa, yani burada ilk başta da söyledim. Yani Hazreti Osman'ın suçlarının bulunması meselesinden öteye geçen talepler gerçekleşti. İşte fitne zamanı, bu fitneye bulaşan, girişen kimler varsa bunların ayıklanması gerektiği, cezalandırılması gerektiği noktasında Hazreti Ali
çok keskin bir tavır ortaya koyuyor. Hayır, biz kim suçlu, kim suçlu değil, kim haklı, kim haksız değil, bunu iyice netleştirmemiz lazım. Fitneye dahil olmak ne demek diye. Öteki diğer tarafta ise hayır, durum çok daha kötüye gidiyor. Çok daha bunun faturası İslam alemine ağır olur. Bunun İslam alemine faturası çok daha büyük olur. Bu fitnenin önünü kesmek lazım. Şu anda bizim öyle kim haklı, kim haksız diye ayıracak vaktimiz yok. Ne kadar haklı, ne kadar haksız diye ayrılacak bir vakitte yok diyerek, evet bu bir şerdir ama ehveni şerri ihtiyar, yani İslam aleminin geleceği için bu daha faydalıdır şeklinde bir hüküm veriyor. Şimdi böyle bir içtihat münakaşasının olduğu bir aşamada burada çok önemli bir cümle var. Münakaşa-i içtihadiye siyasete girdiği için muharebeyi intihac etmiştir. Burada vurgu yapmamız gereken en önemli noktalardan bir tanesi diye tahmin ediyorum, İçtihattan dolayı siyasete ve muharebeye girilmiyor. Yani savaşın olması içtihat yapma hadisesinin kendisinden kaynaklanmıyor. Münakaşayı içtihattan dolayı savaş çıkıyor. Yani aslında bugün lemaat dersinde de konuştuğumuz üzere, yani o her müstehit müçtehit olabilir ama müşerri olamaz konusuyla çok alakalı göründü bana bu. Yani fikirler üzerinde münakaşa da değil kötü olan aslında. Yani çünkü münakaşa olmazsa, fikirler üzerinde gerekçeler ortaya konmazsa, hayır öyle değil, bu açıdan bakmak lazım, böyle bakmak lazım, yo yo öyle değil, bu açıdan bakmak lazım çünkü diye münakaşaların olmadığı durumlarda hakikate ulaşamayız ki zaten. Ama burada enteresan bir ifade kullandı. Münakaşayı içtihadiye siyasete girdiği için. Yani bizler hem İslam tarihinden biliyoruz hem de diğer birçok düşünce disiplinlerinden veya hikmet mekteplerinden biliyoruz ki münakaşa olmazsa kim haklı kim haksız ortaya çıkmaz. Ama yine tarihin içerisindeki tecrübe bize gösteriyor ki nice münakaşalar İslam tarihinde, düşünce tarihinde zorunlu olarak mücadeleye dönüşmediler veya muharebeye dönüşmediler. Yani mücadeleye dönüştüğü an, tarafkirliğin işin içine dahil olduğu an, intikamın, mücadelenin, kuvvetten güç alan siyasetin devreye girdiği anda uygun bir zemin, çok özür dilerim cümleyi yanlış kurdum. Tarafkirliğin, intikamın, mücadelenin ve kuvvetli olmanın, baskının ortaya çıktığı anda siyasete uygun bir zemin oluşuyor. Yani siyaset kuvvetle iş gören, kuvvetin haklı olduğu bir zemin anlamında kullanıyorum siyaseti burada. Kuvvetten beslenen, tarafkirlikten beslenen, mücadeleden beslenen, ben haklıyım çünkü ben kuvvetliyim anlamında bir siyasi zemini tanımlıyorum. Siyasi zemine girdiği için bu içtihadi tartışma mücadeleye dönüştü. Mücadeleye dönüştüğü anda da siyasete uygun bir zemin oluştu ve mesele o zaman neydi? İçtihadi bir tartışmadan siyasete, oradan da harbe kadar giden bir yolculuk oldu. Bu sosyopsikolojik anlamda böyle bir yolculuk takip etti deyip analizini yapıyor. Fakat ondan sonra bence hepimizin günlük hayatına da taşıyabileceği çok kıymetli bir ölçü var burada. Şöyle diyor, madem sırf lillah için ve İslamiyet'in menafi için içtihat edilmiş ve içtihattan muharebete veldirtilmiş, elbette hem katil hem maktul ikisi de ehli cennettir. Gerçekten enteresan. Yani muharebe, savaş eğer içtihat esaslıysa ve bu yukarıda içtihadın esaslı olması ne demek onun tarifini yaptı. Sırf lillah için ve İslamiyet'in menafii için diye de kaydına düştü. Yani rıza ilahiyi gözeterek ve İslam aleminin, Müslümanların, o toplumun fertlerinin faydasına bu ikisini bir arada gözetiyorsa, ölen de öldüren de şehittir. O da yine neden? Yine başka bir hükümden dolayı. Çünkü içtihat niyetiyle bir araya gelmişlerdir. İçtihatta doğruyu bulsan iki sevap, bulmazsan bir sevap demesiyle. Yani burada ne demek istiyor? Elbette ki insanlık için istenilir olan her zaman hakkı bulmaktır. İki sevabı böyle anlıyorum. Fakat esvap dairesinde bu her zaman böyle gerçekleşmez. Ama rıza ilahiyi gözetip İslam'ın menfaatini gözeten İçtihatlar hata yapsa dahi ibadet vazifesini, Rabbe kul olma vazifesini yerine getirmiştir. Yani Ya Rabbi biz murad-ı ilahi nedir diye aradık, taradık. Bunun üzerine bir ciddi bir cehd ortaya koyduk. Ciddi bir şekilde çalıştık.
Ve fakat şimdi anlıyoruz ki, üzerinden zaman geçtikten sonra anlıyoruz ki hata etmişiz. Ki bu yaşandı. Cemal vakasından sonra bu yaşandı. Yani hata daha da garibi. Yani Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir ve Talha'nın katillerini öldüren adamı da buluyor, öldürtüyor. Hatta Hazreti Zübeyir'in, yani bu Cemal vakasında karşıda olan Hazreti Zübeyir'in cenaze namazını dahi bizzat Hazreti Ali kendisi kıldırıyor. Yani bu meseleler daha sonradan farkına varılıyor, fakat o anda bu iş böyle gerçekleşiyor. Şu an çok 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 eskilerden bir bakış açısı gelmişti benim aklıma. Burada Ali Hoca ile beraber tartıştığımız, anlamaya çalıştığımız bir meselede. Orada şöyle bir konu üzerinde tartışmıştık. Yani bu Cemal Vakası, çünkü insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Bu hepimizin sorusu. İnsanın sorusu. Ya bu kadar, yani cennetle müjdelenmiş, Aleyhisselatü Vesselam'dan dersini almış, iman, İslam esaslı düşünen insanlar. Yani ne oldu da bunlar böyle bir araya, bir anda böyle kendilerini karşı karşıya buldular. Ve savaş eder hale geldiler diye konuşurken, bu aslında yerinde bir soru, fıtri bir soru, sorulması gereken bir soru ve ikna olunması gereken bir soru, cevap bulunması gereken bir soru. Beni tatmin eden cevap şu olmuştu. Yani bu insanlar sahabeydiler, peygamber değildiler, bir. Yani evet, sahabeydiler fakat peygamber değildiler. İki, eğitim bitmiyor. Her zaman hakkı arama noktasında beraber çalışacağız. Üç, insan hem ferdi olarak hem de insanlık olarak bugün de konuştuğumuz gibi şeriattandır fakat şeriat değildir. Yani hakikatin çok renkli olduğu, yine 24. sözün en temel konularından biri, hakikatin çok renkli olduğu, perspektiften perspektife değişebildiği ve Cenab-ı Hakk'ın farklı farklı fıtratları, kesimleri, coğrafyaları, talepleri olan insanlar aynı anda beraber yarattığı, farklı mesafeler var, farklı statüler var, farklı ilim noktasında derinlikler var, çok çok farklılıklar var. Aslında bu içtihat dediğimiz meseleler, yani pratiğe dair konularda murad-ı ilahi nedir noktasındaki araştırmalarda farklılığın olmasını bir meyve olarak görmek lazım. Peki bu farklılığın burada savaşa kadar gidebilmesini nasıl anlarız? Yani tamam, bu sahabeler de bunun farkında değiller miydi? Neden bu iş buralara kadar gitti? Burada bir münakaşa, içtihadiye, siyasete girdi. Bunu çok iyi analiz etmemiz lazım diye düşünüyorum. Sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası bu konuda. Bir, bence bunun cevabı burada yatıyor. İki, şimdi Ali Hoca'dan hatırladığım şeyi söyleyeceğim. O da şuydu. Bu aslında meseleyi nasıl tarif ettiğimizle de alakalı bir şey. Meseleyi şöyle tarif edebiliriz mesela. Evet, Hazreti Ali, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Ayşe, bunlar karşı karşıya geldiler. Birbirlerine kılıç çektiler. Bu aynı zamanda şunun da bir göstergesi değil midir? Yani bu insanlar rıza-i ilahi için hak bildikleri noktada, hak bildiklerini tatbik etme noktasında o kadar kararlı, o kadar ısrarlı olmaları lazım. Eğer hak bildiğin buysa, o hakkın gereğini yerine getir noktasında öyle bir ciddi bir eğitimden geçtiler ki, hem bunu ortaya koydular, hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle bir eğitim verdi ki insanları böyle odun gibi, herkese aynı şekilde düşünen, aynı şekilde konuşan, aynı şeyi tekrar eden papağanlar gibi yetiştirmedi. Bu toplumun içerisinden Hazreti Ali'ler çıktı, Hazreti Ayşe'ler çıktı, Hazreti Osman'lar çıktı, Hazreti Ebubekir'ler, Hazreti Ömer'ler çıktı. Farklı farklı renkler çıktı. Hakikatin çok farklı renklerini keşfetme noktasında fıtratların tamamen kendisini özgür hissettiği bir iklim yaratıldı orada Cenab-ı Hakk'ın izniyle. Bu dua öyle bir şey, bu savaşlar onu gösteriyor ki, yani demek istediğim şu, bu insanlar hakkı arama noktasında ferdi olarak çabalarını ortaya koyabilen, hakka ulaştıktan sonra da, hak budur noktasında bir karara ve kanaate ulaştıktan sonra da o hakkın tatbiki için her ne gerekiyorsa bunun için uğraşmayı, çabalamayı da hayatlarının en önemli vazifesi gördüler açısından baktığımız zaman da daha şefkatli bir bakış açısı da olabiliyor kanaatindeyim. Ama yani olur mu öyle şey canım tarzı reddiye de sunabilirsiniz. Veya ben de şöyle düşünüyorum. Bir de şu açıdan da bakabiliriz diye de yaklaşabilirsiniz. Son olarak işte dediğim gibi, yani ölçü burada verildi. Sırf lillah için ve İslamiyet'in menafi için içtihat edildiğinden dolayı ve bu içtihattan dolayı muharebe tevellüt ettiği için, ortaya çıktığı için katil de, maktul de, ikisi de ehli cennettir dendi. Benim buraya kadar ki, metnin burasına kadar ki söyleyeceklerim bu kadar.
Şöyle isimlere bakıyorum, katılımcılara bakıyorum. Bu noktada aslında fikir beyan etmesinden çok memnun olacağım. Bu meseleler üzerine düşündüğünü bildiğim insanlar var aramızda şu anda. Farklı vurgularla, farklı yorumlarla veya aynı şeyi bence şu çok güzel oldu vurgu, onu şöyle genişletmek lazım deyip farklı örneklerle yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum. Sizleri ikna ediyor mu burada mesela Said Nursi'nin yaptığı izah? Veya bu soru sizin de sorunuz mu? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Büyük bir sessizlik. ya tahmin ediyorum hepinizin fikri var. Biraz da bu kanalın yani takip ettiğimiz metottan da kaynaklanıyor. Yani yüz yüze olsa insanlar çok daha rahat fikirlerini paylaşırlar. Bunu biliyorum, tecrübe ettim. Çoğu kez tecrübe ettim. Ama burayı da kullanabilirsiniz. Yani bu da elimizdeki tek imkan. Yani hemen mikrofona sarılabilirsiniz. Lütfen ya benim söylediğim zaten herkes biliyordur diye bir vehme diyeceğim. Kapılmayın. Çünkü öyle olmuyor bu işler. Gerçekten çok farklı yaklaşımlarla beslememiz lazım birbirimizi. Allah razı olsun. Bir yorum geldi Fatma Hanım'dan. Adalet-i mahza ile adalet-i izafi kavramlarını tam anlaşılmadığı zaman, yani bu iki kavram niye böyle bir kavramsallaştırılmaya gidildi ve bunların arasındaki fark nedir? Nerede biter, nerede başlar? Ne zaman adaleti izafi zulüm olur, adaleti mahsa olur gibi tartışmalar tam anlaşılmadığı zaman konunun yanlış anlaşılmasına ve iki taraftan birine tarafkirlik yaparak aynen İşte bu tarafkirlik, ya ben çok önemli bir keyword kullandığınızı düşünüyorum burada. Çünkü münakaşa-i içtihadiye siyasete girdiği için dediği ifadesi zaten siyasetin en belirgin görüntüsü. Burada siyasi bir takım işler dönüyor. Burada yaşanılan tartışma ilmi olmaktan, içtihadi olmaktan, imani olmaktan siyasiliğe dönüşmüş noktasındaki en büyük turnusol tarafkirliktir. Tarafkirliğin de ölçüsü nedir? Tarafkir olmanın şöyle bir faturası vardır insana. Tarafkir olan kimse tarafının eksilerini görmez. Hep artılarını görür. O yüzden sağlıklı bir muhakeme yapamaz. Tarafkirlik hissidir. Akli olmaktan çok hissidir, analiz yapamaz. Aynen sizin burada tam anlaşılmadığı zaman, yani akıl devreden çıkartıldığı zaman, yani burada bu mefhum nerede başlar, nereye biter noktasında konu yanlış anlaşılmasına ve iki taraftan birine tarafkirlik yaparak. Bu tarafkirlik hissidir. Kendimizi o an hangisine yakın hissettiysek, evet evet öyle olması noktası gerektiği noktada bir tarafkirlik yaparak diğerlerini suçlamaya, bu da suçlamak da tarafkirliğin diğer bir meyvesi, hemen karşı tarafı etiketlemeye, suçlamaya yönelir. Tarafkir bir ruh. Bu en önemli özelliklerinden bir tanesi. Suçlamaya varan yanlışlıklara gidebildi avam arasında özellikle. Çok çok yerinde bir tanım bu. Bu hem Hz. Ali'nin zamanında Cemer vakasında yaşanan hadiseyi de özetliyor. Hem de bugün de ilmi veya içtihadi veya imani bir meselede taraflar birbirini tam anlamadığı zaman, kavramlar tam netleşmediği zaman, ben bunu diyorum ama bu kelimeyle, bu kavramla şunu kastediyorum şeklinde kendisini ortaya net bir şekilde koymadığı zaman hem konunun yanlış anlaşılmasına hem de iki taraftan birine otomatikman tarafkirlik yapmaya ve tarafkirlik yaptıktan sonra da diğerini otomatikman suçlamaya varan yanlışlıklara gidebiliyor. Avam arasında özellikle, yani bizim gibi insanlar arasında çok daha yaygın oluyor bu tarz davranabilmemiz. Hatta Osmanlı'da, yani tarih içerisinde İslam toplumları içerisindeki son pratiklerde bazı dönemlerde avamın arasında bu tür yanlışlıklara sebep olmaması için konunun tartışılmamasının yasaklandığını duymuştum. Yani bir takım kimseler, hani ben az önce bu kıylıkal etme noktasındaki yorumda da aynı şeyi söyledim, aynı konuyu gündeme getirmiştik. Yani kimileri bunu
Ya bu meseleyi çözüme ulaştırmak için kardeşim çok kurcalama bu konuları demiştir. Ve bunun da şefkatli ve hikmetli yanını görmek lazım noktasında bir ifade olarak aldım bunu. Gerçekten ya bunun da hikmetli ve şefkatli tarafı var. Ben bunu anlayabiliyorum. Gerçekten bu tespiti yapmamız lazım. Ve fakat şefkatli ve hikmetli olarak bu konunun tartışılmamasını gündeme getirmek veya ya tartışmayın bu konuları, bu tarz meseleyi kurcalamayın demek meseleyi çözmek yerine donduruyor. Bu tespiti de yapalım. Bu da tabii yanlış bir durum. Ha, zaten siz de adını koymuşsunuz. Konuyu üstad gibi anlatmak yerine yasak da çözüm değil. Yani bu konuları tartışmayın demek meseleyi çözmüyor, donduruyor. Demek ki bu tarz meseleleri tartışmamamız gerekiyormuş şeklinde. Bu dondurma işlemi tarihte hiç mi işe yaramadı desek, aslında yaradı. Yaradığına dair anlatımlar var, rivayetler var, aktarımlar var. Fakat bugün yaramıyor. Neden? Yani çünkü böyle bir çözüm mümkün değil. Yani bu konuları tartışma demek, hepimiz şu anda yaşadığımız asrın farkındayız. Hepimiz hem kendimizi düşünen hem etrafımızdakileri, eşimizi, çocuğumuzu, anamızı, babamızı, yeğenimizi, arkadaşlıklarımızı düşünelim. Böyle bir şey mümkün mü Allah aşkına? Bu konuları kurcalama meselesinin insanı ikna etmesi mümkün mü? Yani ben olmadığı kanaatindeyim. Evet, Alaaddin diyor ki burada münakaşa-i içtihadiye siyasete girdiği ifadesindeki siyaset kavramını fikirlerdeki münakaşa o fikirlerin toplama icrası, uygulanması alanına, topluma mı demek istedin Alaaddin burada? Hemen mikrofonu alabilirsin. Evet. Ha, o fikirlerin topluma icra, o fikirlerin fikirlerdeki münakaşa topluma icrası. Yani toplumun içerisinde bu ilmi bir tartışma olmaktan çıkıp toplumun içerisinde bir polarizasyona, yani o kutuplaşmaya götürdüğü, uygulanması alanına kaydığı için bu alandaki bir münakaşa da haliyle muharebeyi netice vermiştir olarak yorumlayabilir miyiz? Neden yorumlayamayalım? Yani zaten yorumlama böyle bir şey. Yorumlayabiliriz. Yani o toplumun içerisinde, ilmi bir meseleye bu konuda ehliyetli olmayan insanların dahil olması da çeşitli kutuplaşmalara vesile olmuştur diyorsunuz. Bu da bir bakış açısıdır. Allah razı olsun. Ahmet Ali diyor ki İslamiyet'in menafiinden anladım. Ben İslam burada çünkü metnin içerisinde madem sırf lillah için ve İslamiyet'in menafi için içtihat etmişler ifadesi var. Bundan ne anladığını Allah razı olsun Ahmet Ali paylaşıyor. İslamiyet'in menafiinden anladığım şu: İslam toplumunun menfaatinden öte İslamiyet'in hakikatinin evrensel anlamda gösterilmesi İslami hakikatin bir takım vehimlerden, şüphelerden beri tutma hassasiyeti olarak anlıyorum. Bu dediğinizi takdirle karşılıyorum. Yani elbette yani aslında bunları birbirinden ne kadar ayırabiliriz? Yani İslam toplumunun biz İslami bir karar üzere bunu yapıyoruz noktasında o toplumun menfaatine bir hadisenin ortaya konması İslam'ın hakikatinin evrenselliğini bir işaret olma hakkında bir şey söylemez mi dediğimde veya bunları birbirinden ayırabilir miyiz? Yani bu benim için çok temel şeylerden bir tanesini hatırlattı. Mesela hem gündelik hayatımızda yaşıyoruzdur hem de izlediğimiz videolarda, tartışmalarda bu tarz meseleleri ben çok görüyorum, çok duyuyorum. İşte mesela kişi bir şey söylüyor İslam hakkında. O hemen onun karşısındaki kişi diyor ki o sen İslam'ı hakiki İslam'ı anlamamışsın. Öyle bir iki tane Müslümana bakıp o Müslümanın yanlışları üzerinden İslam hakkında bir düşünceye varamazsın diye bir argüman var. Belki bu argümanı biz de çok zaman kullandık. Belki dile getirdik. Bunun için birçok versiyonu var. Yani veya mesela ne bileyim Risale-i Nur talebeleri içerisinde. Ya siz tırnak içinde söylüyorum. Nurcular hakkında böyle diyorsunuz ama Risale-i Nur aslında öyle değil. Bak bir okusan, ah bir okusan, ah bir görsen. Bu yanlış yapıyorsun. Dediğimizde ne demiş oluyoruz? Bunlar gerçekten birbirinden bu denli ayrılabilir şeyler mi? Mesela bir tarafta abstrakt, soyut bir İslam var. Bir tarafta da bunları pratize eden Müslümanlar var. Sen bu Müslümanlarla ilgilenme, tamam mı? İslam diye bir şey var, onu bilmiyorsun. Sen ondan böyle yapıyorsun şeklinde. Ama diğer taraftan da şunu da diyemeyiz.
Yani İslam'ın pratize edildiği şey neyse, ha işte İslam tam odur da diyemeyiz. Fakat bunlar birbirinden tamamen kopuk şeyler de değil. Onu demeye çalışıyorum. Ki bu argüman genelde işe yaramaz. Yani evet, tartışmayı belki sonlandırabilir veya tartışmayı bir anlık durdurabilir. Bilmiyorum ne kadar tecrübe ettiniz bu tarz tartışmaları ama tahmin ediyorum etmişsinizdir. Bu argüman çok meşhurdur çünkü. Ama ben daha işe yaradığını görmedim. Ha öyle mi? O zaman tamam, ben hakiki İslam'ı anlamaya çalışayım o zaman. Değil de evet, İslam'ı farklı farklı pratize eden gruplar var ki böyle olması çok fıtridir. Genelde bizim Havim'de takip ettiğimiz yöntem budur. Yani en azından ben böyle anlıyorum. Evet, İslam'ın çok farklı anlayışları var. Kur'an'ın çok farklı anlayışları, anlama biçimleri var. Bu da mümkündür. Bu da aslında insanidir. Çünkü insan olarak hepimizin talepleri farklı, perspektiflerimiz farklı. Çok farklı pratikleriyle karşılaşmış olabilirsin. Çok farklı pratikler tecrübe etmiş olabilirsin. Senden tek ricamız, ha demek ki mesela biz burada Risale-i Nur okuyoruz. Ha bunlar Risale-i Nur okuyor. Ha o zaman bunlar Nurcu, bunlar Mevlüt gibi Risale-i Nur okurlar. Ben buradan çıkayım deme. Gitme. Bizler burada hakikati anlamaya çalışıyoruz. Hakikati anlama noktasında bu eserleri okuyoruz. Çünkü bu müellifin de bizimle aynı dertte olduğu kanaatindeyiz. Ve acaba böyle mi, acaba şöyle mi diye marifetullah'a ulaşmaya çalışıyoruz. Gel bir dinle. Eğer sen de bizimle aynı arayışı hissediyorsan bizimle beraber ol. Farklı düşünüyorsan sen de düşünceni söyle. Ama bizi bir grubun içerisine sokup da ona göre bir kümeye sokup da ona göre karar verme derken ne demeye çalışıyoruz? Şunu demeye çalışıyoruz. Yani evet, pratikle teorik bu kadar birbirinden kopartılamaz. Yani abstrakt bir şey var, soyut bir şey var, onu görmüyorsun, ondan böyle oluyor bu işler denmez. Dense de, yani denmez derken dersiniz yani, niye diyemezsin dersiniz. Ama işe yaramaz. Ha öyle mi? O zaman ben İslam'ı çalışayım demez o kimse. Veya öyle mi? O zaman ben Kur'an'ı çalışayım demez. Ama siz bir de gel ben sana bak, ben sana Kur'an'dan ne anladığımı, bunu nasıl pratize ettiğim noktasında, ben sana bugüne kadar beni ikna eden şeyleri paylaşayım dediğinizde, o zaman bir de senin üzerinde ben bu soyut olan şeyi göreyim der kişi ve bu istifadeli olur. Yani bunlar birbirinden tam ayrılamaz şeyler diyorum. Bu bir. İkincisi, buradaki mesele zaten içtihat olmasa bile, içtihat da tamamen pratiğe dair bir mesele üzerine gerçekleşmesi hasebiyle ve bu pratiğin çözülmesi noktasındaki argümanlar, bunu yaparsak toplumun içerisinde fitne var, bu fitneden kurtulmuş oluruz, İslam yayılmıyor argümanlarıyla benimsendiği için ben o ifadeyi söyledim. Onu da belirteyim istedim Ahmet Ali. Yoksa dediğini tamamen haksız da görmüyorum. Neden haksız görmediğimi de söyledim. Ama bunları birbirinden bu kadar keskin, şiddetli çizgilerle ayırabilir miyiz? Noktasındaki şüphelerimi de veya çekincelerimi de diyeyim, şüphe demeyeyim de çekincelerimi, yani şöyle de bakabilir miyiz noktasında paylaştım. Evet. Allah razı olsun. Çok 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 memnun oldum. Yanlış yorumladıysam da lütfen düzelt. Yani sen böyle bol keseden okudun, böyle böyle dedin ama ben öyle bir şey kastetmedim ki kardeşim. Diyerek hemen beni düzeltip hizaya çekebilirsiniz. Niyetlerimizin halis olduğu noktasında birbirimizi anlayalım yeter. Anlamaya çalışıyoruz. Ben böyle anlıyorum diyeceğim. Siz ben böyle anlıyorum diyeceksiniz. Böyle böyle hakikate ulaşacağız. Bizim Trakyalıyım ben. Bizim Trakya'da yani o bölgede doğdum. O bölgenin insanının söylemiyle büyüdüm. Orada şey derlerdi. Çala çala bir havaya döner der roman müzisyen arkadaşlar. Ben de biraz öyle düşünüyorum herhalde. Yani çala çala bir havaya döner. Böyle konuşa konuşa ben söyleyeceğim, siz vuracaksınız, siz söyleyeceksiniz, ben vuracağım. Böyle çala çala bir havaya döner inşallah. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi adalet-i mahsa ve adalet-i izafiyenin izahı şudur ki, denilen metne gireyim mi? 5 dakikamız var. Başka bir yorum yoksa bir 5 dakikamız var. Değerlendirelim. Yani en azından açabildiğimiz kadar açarız. Açamazsak Cenab-ı Hak da önümüzdeki hafta bizleri yaratmaya devam ederse kaldığımız yerden okumaya devam. Ben bir şey söyleyebilir miyim Musa abi? Buyurun. Ya bu bir ekleme değil aslında. Bu bir soru. Tabii bu soruyu konuşacak vakit kaldı mı onu da bilmiyorum. Zannetmiyorum ama
yine de sorayım, akıllarda kalsın. Bu gelişen Cemel vakası olayı velev ki farklı bir şekilde gelişmiş olsaydı, yani Cemel vakasının taraflarından birisi işte bu konuyla alakalı ya işte Ali doğru yaptı ya da işte Ayşe doğru, yani benimki doğru olmasa da toparlayamadım. Benimki doğru olsa da karşı tarafın şeyini kabul edeyim. Bir problem çıkmasın, bir kargaşa çıkmasın deseydi sanki biz daha çok memnun olacaktık. Ama burada yani bir içtihat mevzu var. İki taraf da içtihat ediyor ve sevap kazanıyor. Acaba hakkından fedakarlık etmek, haklı olduğunu düşündüğü halde bunun gereğini yapmamak ki biz kendimize genel olarak bu yaklaşımı rehber olarak kabul ediyoruz gibi geliyor bana. Yani bir mevzu olduğunda ya tamam ses çıkarmayayım da problem çıkmasın, arıza çıkmasın diyoruz. Bu daha mı doğru? Yoksa burada sahabenin ya bana şu ana kadar verilen ilim neticesinde benim ulaştığım sonuç budur. Ve ben bunun hayata geçmesi için, iradeye dönüşmesi için ne gerekiyorsa yapmalıyım. Gerekirse Müslüman kardeşimle, yıllardır beraber sevdiğim, bir arada bulunduğum arkadaşım Ali ile ya da işte Talha ile savaşmalıyım. Bu gerekiyorsa bunu da yapmalıyım demek midir? Yani acaba Hazreti Ali Hazreti Talha vazgeçseydi ne iyi yapmış be der miydik? Ya yani böyle bir soru geldi aklıma. Ya da bu doğru olur muydu bilmiyorum. Vakit kalmadı Ben sanki ama. çok 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 güzel bir soru, çok yerinde bir soru. Sana hemen dersten önce bir de ben soru sorayım. Yani mesela sen şöyle bir önce sorunu anladın mı? Onu bir revize edeyim. Yani biz burada az önce şöyle bir cümle sarf ettik. Dedik ki bunlar hak bildiğini tatbik etmek için çalıştılar. Bu açıdan da bakmak lazım dedik ama bir fitneye, bir fesada, bir savaşa dönüşmemesi için benim hak olarak düşündüğüm budur ama bunu dile getirmeyeyim, böyle bir şeyle vesile olmayayım. Yani kardeşim şu anda haksız ama bir gün hakkı anlayacaktır veya daha mümkün müsait olduğu durumda ben bunu söylerim tarzı bir tavır alsalardı biz o zaman bu hadiseyi nasıl okuyacaktık şeklinde bir soruydu diye anlıyorum dediğini. Şimdi ben bu senin sorduğun soruya şöyle bir soru da ben sorayım. Böyle bir hüküm yani mesela hakkı yani güzel bir noktaya getirdi bizi aslında bence derinleştirmek için. Hakkın hatırı alidir ve ben bu hakkı tatbik etmeliyim noktasında karar almak veyahut bundan vazgeçmek dediğimiz bu birbirine zıt gibi görünen iki yaklaşım, iki tavır şekli mutlaklaştırılabilir mi? Yani her hal ve karda böyle davranacağız şeklinde genel geçer bir hükme bağlanabilir mi? Yoksa bu konudan konuya, mekandan mekana, kişiden kişiye, makamdan makama değişebilir mi? Yani mesela burada Hazreti Ali'nin aldığı tavrı Hazreti Ali değil de Hazreti Ömer'in oğlu olan Hazreti Abdullah böyle bir dakika ya ne oluyor burada haksızlıklar var deyip bir inisiyatif alsaydı bu ne anlama gelirdi? Yoksa burada taraflardan bir tarafın Hazreti Ali ve bir taraftan diğer tarafta ise gerçekten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dair Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey olsaydı nasıl bir tavır ortaya koyardı noktasında en çok kapısı çalınan Hazreti Ayşe gibi yani iki aktörün o toplum içerisindeki rolü de buradaki şeyi belirleyebilir mi? Diye bir soru soruyorum. Yani bu dolayısıyla ana soru şu. Yani hakkı tatbik etmek ne olursa olsun her hal ve karda tatbik etmek veya bazı durumlarda bundan feragat etmek mümkün mü? Ve belki diğer soru da şu, çünkü Sünni Hatta yapıyor bu ayrımı, sen çok iyi biliyorsun. Yani şahsın hakkından feragat etmesiyle bir grubun veya topluluğun sözcüsü olarak hakkından feragat etmek
ne anlama gelir noktasında bu tarz ayrımlara da gitmemiz lazım şeklinde bir daveti de var. Said Nursi'nin. Bu da enteresan bir yaklaşım. Sen mikrofonu aldın bir. Buyur. Ya da şöyle bir forma sokulabilir gibi gelmişti. İşte üçüncü bir şahıs olsaydı mesela Hazreti Ebubekir olsun. O da desin ki ya bu burada şey yapmamak lazım. Şimdi bak savaşacağız bir sürü insan ölecek. Dolayısıyla ben oyumu Müslümanların menfaatinden yana kullanıyorum savaş çıkmasın deyip bir kenara çekilseydi. Biz onu nasıl okuyacaktık? Yani benzer zaten yaklaşımlar da belki bu formatta sokulabilir. Yani aynen öyle. Yani orada bunu uygulayan Hazreti Ebubekir'di ama. Yani demek ki belki de burada bir sorumluluk alma. Yani haktan feragat edeceğiz ama yani az önce dediğim gibi yani şahsın hakkından mı feragat edeceğiz yoksa neyin hakkında? Ahmet Ali'nin yorumunu okudum sen konuşurken. Buna biraz dikkat çekiyor aslında. İyi ki ses çıkarmışlar ki kendilerinden sonra İslamiyet'in hakikatine muhatap olacak nesillere İslamiyet'in esaslı ve temel kavramlarından adaleti bütün yönleriyle canları pahasına gösterdiler. Allah onlardan razı olsun. Yani Allah gerçekten ebeden razı olsun. Bu sadece bu tarz yaşanan savaşlarda değil, gerek kelam içinde, gerek itikadi meselelerde, gerek diğer İslam'ın ne kadar çalışılan disiplini varsa her biri içerisindeki münakaşalar hatta yeri geldiğinde birbirlerini belki tekfire kadar gittiler. Ha burada tekfir yapılması doğru muydu, yanlış mıydı? Bunlar hepsi şahsı ilgilendiren konular ve üzerinden ders çıkartabiliriz. Fakat Ahmet Ali'nin ilk baştaki seslendirdiği cümleyi ben seslendirmek istiyorum. İyi ki ses çıkarmışlar. Yani elhamdülillah hakikatin ortaya çıkması. Ha demek ki böyle baktığımızda bu işin sonu buraya gider. Böyle baktığımızda bu işin sonu buraya gider noktasında geleceğe de rehber olma noktasında hakikatin çok renkliliği noktasında hakikatin çok farklı perspektiflerden anlaşılabileceği noktasında değerlendirilebilir. Daha başka çeşitli hikmet tespitleri de yapılabilir. Ama şu an için böyle ama Yakup'un sorusu çok önemliydi. Ben onu hala canlı tutalım diyorum. Yani bu aklımıza tutması gereken bir soru olarak kalsın. Hepinizden Allah razı olsun. Alaaddin söz istiyorsun herhalde. Vakit biraz Valla daraldı. Toparla. kısaca sorulan soru evet çok güzeldi. Bugünkü lemaat dersindeki bahis oraya sanki bir cevap çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Yani müstahit olan iştihad edebilir diyor ya kendisine. Müstahitlik kavramını toplumsala dair ortaya çıkan bir tezahürde orada nasıl yapmıştık bugün? Müstahit olan birisinin iştihad etmemesi de caiz değildir. Müstahit olan birisi eğer müstahitlik konusu toplumsal bir bağlamda ise topluma dair fikirlerin icrasına dair müstahitlik söz konusu olduğunda orada da geri durmak caiz değildir diye bir yorum yapabilir miyiz? Böyle bir çıkarım geldi aklıma. Anladım. Yani sözünü söylemeli ama işte bu tarz ayrımları ayırmak lazım ama teşrih etmemeli. Yani şeriat bunu gerektiriyor şeklinde teşrih etmemeli, baskı kurmamalı. Bu münakaşa mücadeleye dönüşmemeli şeklinde diyorum. Ben çok özür diliyorum. Çok 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 güzel bir yerde kaldık. Ama benim vaktim doldu. Hemen çıkmam gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde çıkmam gerekiyor. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah önümüzdeki hafta Cenab-ı Hak izin verirse kaldığımız yerden devam ederiz. Allah yazandan, dinleyenden, konuşandan, yorum yapan arkadaşlarımızdan, gelen arkadaşlarımızdan hepinizden razı olsun. Cümleten selamun aleyküm. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdu lillahi rabbil alemin. El Fatiha.